Maya, Maya. Oy. Ya ama hayır ya, hayır ya, hayır ama. Anyway, ne oluyor oğlum? Ne oluyor? O kim? O kimdi? Oo. Ne oluyor lan? Yok, bu kadarmış. Bitti. Yok. Bir like bırakmayı unutmayın. Five Nights at Freddy's Ruin. Evet. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin eklentisine hoş geldiniz. Azıcık, birazcık geç kalmış olabilirim ama evet, gördüğünüz gibi Chica, Freddy, Chuckles ve Foxy değil o. Ha, Cassie var. Gregory, orada mısın? Mesajını aldım. Kardeşi mi? Ablası mıyız Gregory'nin? Gregory, are you there? Gregory, orada mısınız? Arkadaşlar nasıl? Particle effects deyince her yer toz oldu ha. Ne? Pizzaplex destroyed. Bak, Pizzaplex diyor, yok oldu. Geçici olarak kapatıldı. Depremde yok olmuş. Wow, okey. Fox, Roxy! Roxy! Senin ismin Roxy. Senin ismin Roxy olduğunu biliyorum. Allah belanı vermesin senin. Senin ismin Roxy. Senden nefret ediyorum. Hadi aşağı inelim. Aha, orada el feneri var galiba. Bir el fenerimiz olacak. RTX onu bunu açınca oyun bir iyi göründü ha. Anlamıyorum. Gregory neden buraya gelmemi söylüyor ve burada da değil ki? Uzaktan ses geliyor. O ne? O bir şey değil, bir şey değil. Belki oraya gidersem daha iyi görebilirim, dedi ölmek üzere olan karakter. Benim pembe mi ışık mı çıkıyor? Ben pembe bir ışık yayıyorum şu an. Ohohohoho! Şimdi normal oyun bir 10-15 saat falan sürüyordu. Bu da bir 5-6 saat süren bir şey. Aslında eklenti paketinden ziyade bayağı yarım oyun falan bu yani. Don't go in alone diyor. İçeriye diyor, yalnız gitme. Çok özlemişim korku oyunları oynamayı. Abi bu ne ya? Karanlık ya. Bayağı karanlık karanlık yani. Oradan iki tane göz falan baksa var ya, şu an ağlayarak kaçarım buradan. Bakalım mı içeride karanlıkla iyice neler var. Ben başımın nasıl belaya gireceğini biliyorum kardeşim. Oyun bana hiçbir zaman bir şeyi kendi gönlünün zenginliğinden vermez yani. Oyun korku oyunları sinsidir. Korku oyunları iyi alışveriş yapar. Hiçbir şeyi bedavaya vermez. Ama alacağız, ne yapalım? Bu bir el feneri ve bunu alacağız. E-collect, alalım bak. Eyvah. Saldıracak, 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 saldıracak. Ha bak, burası şeymiş. Birinci oyunda girdiğimizde abi çok şey ya. Yani ilk oyunda... Eyvah. İlk oyunda daha güzeldi buralar. İlk oynuyorum yani şey, ana oyunda daha iyiydi buralar. Işıltılıydı bak, onu okey. Işıltılı olması çok daha okey. Ses geliyor, ses bak, kıçık 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 falan sesler geliyor sağdan soldan. Eyvah. Orada bir ekran var. Bu oyuncaklar hiç iç açıcı değil bu arada yani. Hiç hoşuma gitmiyor şu an. Böyle Freddy plaşı falan hiç hoş değil bunlar. Yukarı çıkacağız, anlaşıldı. Performans sıkıntıları var bu arada. Buradan yukarı çıkacağız. Kimin şeyleri acaba yani bunlar? Ne saçma. Neden yani? Neden bu? Şey mi böyle 80'lerde işte uzay yarışı şey falan filan, oradan gelen bir şey mi var? Neyse, ilk sarsıntımızı yaşadık böylelikle. Orada bir pati var. Şurada bir yıldız var. Burası Roxy'nin mekanı galiba. Çünkü şurada Roxy'yi inandırıyor. Aynen öyle. Timsah kimdi onu şey yapamadım ha. Sen güvenlik şeysin, senin hiç sana yaklaşmak istemiyorum. Onun elinde de. Hayır, birileri dolanıyor.
birileri böyle pıtık pıtık diye falan dolanıyor. Ayak seslerini falan duyuyorum ya, böyle minik bir şeyler. Ay o şey örümcek gibi. Aa, inşallah o havlandırma şeylerindeki örümcek değildir. O çok fenaydı. O ben olsaydım koyardım. Ben olsaydım onu buraya koyardım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kapı açma mekanikleri de hiç ürkütücü olmamış. Mesela alttan burada duvar vardı. Azıcık daha güvendeyiz. Mesela şu tarafta neler var şimdi? Ne? Ben geceyi burada geçirdim ve Yutius mu? Ne yazıyor ya orada? Şarkı çalıyor. Bir yerden şarkı geliyor. Gregory. Ay beni. Ne oluyor? Lived mi yazıyor orada? Geceyi burada geçirdim ve hayatta kaldım mı yazıyor? Bu Veni bak. Bu Veni. Vanessa'nın Venisi bu. Over here. Ya Gregory yiyeceksin bizi biliyor. Yeme beni diyeceğim ama yiyeceksin yani. Birileri var mı orada? Bana yardım edebilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki yardım ederim benim lanetli kardeşim. Kardeşimin hayaleti ve artık ona her kim şey yapıyorsa, taklit ediyorsa. Ben sıcak çaydan içeyim de boğazım düzelsin çünkü belki bobolçılık atacağım. SOS mi? Birileri orada mı? Evet, küçük bir kız geldi. Yardım etmeye küçük bir kız geldi. Artık ablam mıdır, arkadaşım mıdır bilemiyorum ama yani hiçbir anlamı yok bu yaptığımız şeyin. Şeytan... Orada mısın? Orada mısın? Ben tuzağa düştüm burada. Gregory orada mısın? Mesajını aldım. Neredesin? Buradayım kendisi. Yardım et. Bir şey aldı beni. Gitmeme izin vermeyecek. Beni bulmak zorundasın. Ha, yarış pistinin altındaki şeydeyim, çukurdayım. Roxy Racers'ın altında mı? O tam diğer tarafta, ta diğer tarafta. Hiç uzakta, yakında değilim ha. Çok uzaktayım. Bakalım burada ne diyormuş. Ya, en favori karakterimin şeyi diyor. Telsizi diyor. Ya. Göreceğiz biraz sonra bakalım nasıl değişecek bu düşüncen. Aa, merdiven var. Vay. Uş. Okay. Ne oluyor? Bu şey ne? Kim o? Ses geldi biliyorum. Böyle fıt 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 falan diye tık tık tıkırtı geldi. Tıkırtı ya. Tıkırtı doğru kelime. Ben neden? Bu arada performans hakikaten düşüyor ha. Ben bunu anlamıyorum yani. Abi neyi baz alarak yaptınız o zaman? Okey. Tamam. Yani tamam. İyi. İyi güzel. Ben çıkmaya devam edeyim. Korkardım şimdi. Korkardım ne olduğunu anlamadığım için. Böyle yarıda kesilmiş ve yarıda kesilmiş derken sok kısmı değil, böyle başı kesilmiş bir sinematik gördük. Üzerimize bir şey mi düştü? Ne oldu? Ama havalandırma sistemine sokacaklar bizi. Yani ne düştü ya aşağıya? Bu asansör falan mı? Aynen, asansör boşluğu gibi bir yerden çıktık. Başına dikkat et diyor. Alçak yer diyor. Alçak yer olduğunu biliyorum bro. Ah! Eyvah, eyvahlar olsun. Ya gerçekten bir şey söyleyeceğim. Enfes yapmışlar ya. Ben orada arkamdan bir şey gelecek diye korkuyordum. Bandaya yere düştük ve hiçbir şey yoktu. Düştüğümüz yer falan da böyle iğrenç, berbat falan, etkileyici bir şey olmuş. Hoşuma gitti az önceki şey. Övüyorum şu an. Şeyi FNAF'ı övdüm. Nadir yerlerden
nadir anlardan birisine denk geliyorsunuz. Orada an falan diyorum ya, orada yani anlık tepkiler vermemeliyim gibi bir şey söylemeye çalışıyorum. Yoksa biliyorsunuz ben gayet terbiyeli bir insanım. Söylediklerime dikkat ederim yani. O yüzden... İnsan mı lan o fırının içindeki? İnsan mı koydunuz oraya? Fırın içine neden çöp koydunuz? Yani çöpleri yakmak için fırını mı düşürdünüz? Ama orada yakmıyor ki, ısıtıyor. Pişmiş çöp olacak elinizde, böyle yanmış çöp de değil. Çöpü pişirmiş olacaksınız. Hoş, istediğiniz kadar pişirin şu an. Yani ben biliyorum, belki haklısınızdır. Her yer çorbaya benzediği için. Bak başka ya, bir yerden bir şey fırlayacak biraz sonra. Biz ona odaklandık ya, böyle dikkatimizi dağıtıyorlar. Chica, hey. Chica? What happened to you? You look awful. Kardeşin yapmış olabilir. Biz gidelim. Bence çok şey yapmayalım Chica'yı. Bence biz Chica'yı kendi haline bırakalım. Bence biz gidelim. Chica'ya ne oldu diyor. Korkunç diyor. Yani sen şu an çok oyun şeyin içinde olamadığın gibi, olayları fark edemediğin için sana bunlar çok normal geliyor, doğal geliyor. Çöp atmış. Korkuyorum. Korkuyorum. Hakikaten korkuyorum şu an. Çok uzun sürüyor bunları alması. A fast wrench. It's just like my dad's. Okay, ne oldu? Anlamamız mı gerekiyor? Sonic screwdriver gibi bir şey mi? Fez bir teknisyeninin Fez Branch'i. Gerçekten muazzam bir Türkçe çeviri oldu bu da, benim kendi adıma konuşacak olursam. Ha, bu şey mi? Save mi? Ne bu? Hayır, burayı açmak için mi bu? Save noktası sandım. Sanırım otomatik save var şeyden ziyade. Okay. Böyle bir mini oyun koymuşlar. Güzel. Mini oyunlar güzel. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti mini oyun. FNAF'ın içinde böyle bir mini oyun hoşuma gitti. Sanırım burada kayıt yerleri otomatik oluyor artık. Biz kaydetmiyoruz diye varsayıyorum. Çok iyi, çok iyi. Aşağıya gidiyoruz. Daha da aşağıya gidiyoruz. Yani çayımdan son yudumları alayım artık. Ne zaman korksam bir şeyleri yudumluyorum. Harika yani. Müthiş, bu ne? Industrial grade 50K concrete. Tamam, çimentoymuş, çok da önemli değilmiş. Başka bir şey sandım. Yani ne sandığımı bilmiyorum da önemli bir şey sandım. Harika bir yere doğru gidiyorum şu an. Muazzam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim? Ne oluyor? Ha. Ne? Ya şu an 40 tane falan güvenlik tedbirini ihlal ettiğime eminim. Kaçacak yerim yok ha. Beni açık dünyanın içine salmıyorlar. Çok lineer bir şey yapmışlar şu an. Hoşuma gidiyor. Güzel. FNAF'ın lineer olması hoşuma gidiyor. Çünkü bana çözmem gereken bir problem vermezler. Hoş geldiniz diyor baylar bayanlar. Gösterimizden umarım keyif alırsınız falan diye gitti. Çünkü bana çözmem gereken bir problem vermezlerse ben sadece dümdüz ilerleyeceğim. İnşallah 4-5 saat boyunca böyle gideriz.
Benim için bu güzel bir deneyim. Şey gibi. Korku evi şey oluyor ya, böyle korku evi gezileri veya escape room tarzında falan. Escape room da falan da okey mesela. Eyvah. Eyvah, bana farklı yollar veriyorlar. Yok vermiyorlar. Yok vallahi veriyorlar. Ay. Hoş değil. Hiç hoş değil. Ah. Yo. Buradan sadece yukarıyı görebiliyorum. Demek burada alabileceğim benim bir şey var mı? Beni korkutsana. Bak, birileri bunu parçalamış. Bir, pek çok böyle şey var. Birileri buradaki bütün robotları parçalamış. Muhtemelen biz de parçalayacak. Bu fikirle ne kadar çabuk barışırsanız o kadar iyi. Siz barışın, ben barışamayacağım belli ki. Çok yavaş da ilerliyor ama bu arada. Ağır bir şey var. Öyle... Ya ama ya ama... Monty'ymiş ismi. Evet, Monty olduğunu şimdi hatırladım. Çok keyif alıyorum şu an. Five Nights at Freddy's Security Breach. Ringwin. Su içeceğim çünkü korktum. Bizi Ruin'in U'sundan içeri çıktı, içeri soktu çünkü uuuu. Yok, bu kadarmış, bitti. Okey, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir like bırakmayı unutmayın. Güzel, beğendim. Güzel bir başlangıç oldu. Şu ana kadar sevdiğim bir deneyim oldu. Performans çok kötü ya bu arada. Performans çok kötü yani. Anlatamam performansın ne kadar kötü olduğuna dair. Peki Monty demiş. Nereye gitti diyor Monty. Geri gelmeden önce gitmeliyim diyor. Okey ya abi. Canavar gibi bilgisayarım var ha. Yani böyle 10 dakikada falan render alıyor. 10-15 dakikada bir videonun renderı falan bitiyor. Pişmesi bitiyor. Ama yani şu oyun şu an medium'da her şey. Bilgisayarımı falan mahvediyor. İnşallah şu an beni şeyden başlatmaz değil mi? Şu an yeni şeyde miyiz? Escape Monty Golf. Stay away from Monty. You're lucky to be alive. Diyor ki Monty'den uzak dur. Şu an hayatta olduğu için şeysin. Performans biraz düştü. İnşallah düzelir. Ray Tracing'i kapatmayalım abi. Korku oyunundayız ya. Anladım. El fenerini burada... bu düz. Kadar yine çok lineer gidiyoruz daha çok. Öyle bir şey yok. Evet, lineer bir akışın içinde de aslında oyun mekanikleri kurulabilir. Arkamdan mı geliyor? Free mask. Merhaba diyor. Lütfen maskeni al diyor. Maske alıyorum, teşekkür ederim. Thank you. Please enjoy. Aa. It's not a Bonnie mask. Hayır, Venom maskesi. Look at all the wires and stuff. Öleceğiz. Animatronik olacağız. Security mask. Cool. Veni, Virtual Augmented Neural Network Integration bilimine hoş geldin. Yani yapay geliştirilmiş sinirsel ağ integrasyonu birimi. Okey. Yeni kullanıcı bulundu. Hemen eşleştiriliyor. Sakin kalın. Hiç acıtmayacak. Eyvah. Gözümü soktunuz. Ne yaptınız şeyi? Çevrenizden şaşırmayın. Hala gerçek dünyadasınız ama felz bir deneyiminiz. Her şey iyileştirildi şu an. Bu maskeyle birlikte bütün güvenlik noktalarını tamir edebilirsiniz. Mega Pizzaplex'in içine her giriş çıkış kilitleyen bütün güvenlik noktalarını tamir edebilirsiniz. Bana help diyebilirsiniz. Her zaman bana güvenebilirsiniz çünkü yeni işinizde başarılı olmanızı sağlamak benim görevim. Okey. Ne oldu?
Oraya gitmesek olur sanki. Aa. Ne oluyor lan? What are you still doing here? Aa, burada ne yapıyorsun diyor. Merhaba gerçek dünya. Şanslısınız ki bu cihaz benim wireless kullanarak sizin iletişim kurumunuzu sağlıyor. Lan wireless öyle bir şey değil. Ben insanım. Cihaz değilim ben. Belki de cihazım. Kim bilebilir? Aa, teori mi çıkıyor buradan acaba? Buranın 5. sınıf teknisyeni olmasının verdiği başka bir özellik bu. Başka bir avantaj. Tabii gerçek işi yapabilmek için yine maskeye geri dönmen gerekecek. Harika. Çok teşekkür ederim. Yani beynimi hacklediğin için. Aynı değil galiba. Neyse hallettik. Aa, ses duyuyorum. Hayaletler mi bunlar acaba? Performans... Abi inanılmaz ha! Performansı nasıl içine ediyor şu an var ya? Aa, kapatabiliyorum ben bunu. Çok özür dilerim. Açabiliyor muyum ben seni? Aa, açamıyorum. Ya canım özür dilerim. Kapattım. Kapattım çünkü yani lanetli şeylersiniz siz. Sizin var olmamanız gerekiyor. I swear that door was blocked. Ben bir yerlere gidiyorum şu an. Doğru yere mi gidiyorum bilmiyorum ama. Lavaboya girmişiz. Lavabo. Ne oldu oğlum? Okey, bu ne? AR Boni Pinata. Neymiş? Havuç şekeriyle doldurulmuş. Okey. Ama AR değil misin sen? Yani... Sen temelde... Dijital bir bilgi değil misin? Seni kapatamıyor muyuz? Okey. Sorun yok. Bu ne? Aa, ben golf şehrinin başka bir kısmındaymışım sadece. Aa, buraya geldim. Ben buraya düşmüş müydüm? What's that supposed to be? Fazbear teknisyeni uzaktan kamera istasyonu. Şanslısın ki zaten orada ve aktif o. Okey. Herhangi bir şekilde etkileşime geçemiyoruz. Abi. Böyle çok daha kolay bu arada. Her şeyi görebiliyoruz. Aha. Aha mini game çıktı. Montel'in Gator Golf'u. Bu ne? Aa, kapatamıyoruz bunu. Oynamamız lazım. Oynayalım hocam. Bow gemi. Siz biliyor musunuz deliğin nerede olduğunu? Belki zamanla iyileşebilirim. İyi şakaydı ha. Zamanla iyileşecekmişim. Hop. Hey bebeğim. Double bogey. Bu ne acaba? Double bogey ne acaba? Asıl burada acayip dikkatli olmamız lazım. Hayır, sakın.
Oh, triple bogey. Bu ne ki? En muazzam atışımı yapsam da. Aynen saçma sapan bir şey oldu mesela şu an. Oy. Oh boy, yani şuna bak. Ulan şunlar çok creep. Oyunu golfünü de korkunç yapmışlar. Tebrik ederim. İyi iş çıkarmışlar bu arada. Tamam, şu an çok daha şey yapacağız. Şu okey mesela. Hah. Oh, güzel. Triple bogey. Bu ne? Yine anlamadım. Triple bogey ne demek? Neyse, 3 de hallettik bu sefer. 4'ü, yani 4'ten aşağıya indik sonuçta. 3. kez de hallettik de ikinci kez de hallederdik. Hadi içeri gir. Et be. Aa, o şey değil miymiş? Aha, Allah bilir nereye gidecek. Aa, yo vallahi oraya gitti. Ben çok kaç tane? Aa, bu da 3. Güzel güzel. Gelişiyoruz. Gelişme var. Neymiş? Böyle her gördüğüm deliğe o topları da sokmamalıymışım. Yani böyle bir şey de var. Şimdi böyle bir gerçekte öğrendik bugün. Bence 2'yi yapabiliriz. Hadi. Yes, birdie. 2'de yaptık. 2'de. 2'de yaptık. Hocam 2'de yaptık. Birdie nedir bilmiyorum ama ben bir birdie'yim. Ya bir birdie'miz var artık. Bir kuşumuz var artık. Ya ben bir kuşum ya da bir kuşumuz var. Emin. Bu ses nedir bilmiyorum ama çok creep şu an. Aha. Gene bir boruya soktum. Gene o topu bir boruya soktum. Şimdi bir deliğe girecek. Ulan tek atış mı yaptık? Hole in one. Evet, tek atış be. Sonuncusunda tek atışta. İşte gelişme budur arkadaş. Gelişme budur. Azim budur. İnsanın kendi geliştirmesi budur. Abi az önce gene yükleme ekranını yüklemiş yani. Yükleme ekranına yüklemesi için bekledik. Şu an asıl şimdi oyun yüklemesi için bekleyeceğiz. Monty. Ha, Monty kızmadın değil mi? O taraftan gitmiyor. Gidelim hocam. Donuyor ara sıra ha. Şu an dondu mu sıra? Acaba mesela şu an Monty beni yakaladı, ben mi bilmiyorum. Belki yakalamıştır. Belki biraz sonra çığlık atacağım. İçeriği göremiyor muyum ya? İçeride bir şey yok zaten. Tamam, burası. Okay. Şu an oyun gene dondu. Acaba buradan falan geçemiyoruz. Aa, o abi çok ilginç. Bazı yerlerde maskeyi çıkarmak gerekiyor, bazı yerlerde maskeyi takmak gerekiyor geçebilmek için. Yani burada sanki iki farklı dünya var da iki dünya arasında geçiş yapmak gerekiyor gibi. Şey, medium gibi yani. Gördüğünüz gibi o Vani yazıyor orada yine. Aynen. Farklı dünyaları yüklüyor aslında burada. Ara sıra maskeyi takacağım çünkü item var mı yok mu falan onları görmek istiyorum. Bazen itemler oluyor, maske de onu gösteriyor. Tamam, bunda Vani yani karşımızda. Vani ya, ne oluyor oğlum? Ne oluyor? O kim? O kimdi? Monty miydi? O kimdi o? Dondu, böyle bir şey oldu. Neyse, en azından bu performans sıkıntıları şeye yarayacak bizde. Bilir çığlık atıyor ha. Merdiven değil mi ya? Neden geçemiyorum ben buradan? Şu an kovalamacının olduğu yere mi geldik? Aa, şey yapamıyorum, bırakamıyorum. Kapatamıyorum şu an. Burada bırakamazsın diyor bana. Ulaşabiliyor muyum? Hayır. Yandık, burası. Ha, şimdi kapatabilirim.
Okey. Aa peki gerçek hayatta neden bug'lar var? Hadi şey glitch anlıyorum ben. Yani maskesinin içinde glitch anlıyorum da. Beni aramayı bırakma diyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Gregor diyor. Seni duyabiliyorum. Gregor ses çıkardı. Ablanı öldürdü. Hadi bakalım monte be şimdi. Beni duyabiliyorsan bütün güvenliği kapat. Hepsini kapat. Security? Güvenlik mi? What are you talking about? Neden bahsediyorsun? None of this makes sense. Bunlar hepsi saçmalık. Bütün güvenlik noktaları. Hepsini bul ve kapat. O olana kadar ben gidemem buradan. Kurtulamam. Gregory. Güvenlik noktaları mı? What the heck are those? Onlar da ne? Şimdi burası açılmış mı oldu? Ben buradan geçebiliyor muyum? Aynen buradan geçebiliyorum. Oo, nice. Aa burası sahne. Burası ana sahne. Nasıl ya? Hala Montreux'un şeyinde değilimdir herhalde. Evet Montreux'un oradayım. Okey Montreux'un golf yeri bu kadar büyük değildi abi. Özellikle ya böyle açık şey falan filan yoktu ya. Orası küçük bir yerdi. Ya belki de daha önce görmediğimiz bir şey vardı bilmiyorum. Okey. Tamam o zaman yani ne diyeyim. Cool. Falan diye bir ses geldi abi. O Monty bu eğer Monty ise ben senin içinden geçeceğim şu an. Oo nice. Hediye bayılırız hediyelere. AR tragedy aman. Ne bu? AR tragedy mask. Cry diyor. Ağla. Harika. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ha, faz teknisyen tarafından geride bırakılmış garip bir maske diyor. Harika. Ağla diyor şu an. Resmen ağla diyor. Şey hazırlıyor yani. Bak burada senin ağzını burnunu kıracaklar. Bunu hazırlansan iyi olur. Okey tamam. Deactivate child notes. That door is electrified. Something's gotta be powering it. O kapı acil kilit modunda. AR dünyasını ara. Aktif güvenlik noktaları bulmak için. Okey. O güvenlik noktalarını kapat ki kapı hemen açılsın. Şey diyor ana karakterimizde. Ben gittim orayı açmaya kapatmaya çalıştım. Sen de bana dedin ki git önce çocuk önce buraları falan da şey yapacağız. Anladım. Eyvah. Yani kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bu bir hediye bakalım neymiş. AR Nightmare Plush. Harika. O eski diyor kafa oyunundan şey oyunundan AR oyunundan kalma şey AR Nightmare Plush ya. Yani demek ki böyle bir şey de göreceğiz. Mesela şimdi bu noktada şunu kapatırsak buradan hala kilitli olduğunu ne? Comic page 5. Real collectibles. Gregory her zaman çok şey diyor. Yaratıcı. Anladım. AR dünyası ve gerçek dünya arasında sürekli gidip gelmemiz lazım. Çünkü şey fark etmeyecek. Ama Gregory demek ki burada da kalmış. Buradan bir çıkış bir şey sağladığına göre. Evet Serdar yine takıldı her zamanki gibi. Şimdi bana diyecek ki önce child note'ları kapat. Peki child note nedir hocam yani? Ulan. Tövbe tövbe neyse okey.
Bunu şey yapmamız gerekiyormuş. Burada bir varil varmış ve bunu halletmemiz gerekiyormuş. Şimdi bunu halledeceğiz ve orayı açacağız. Connect the matching holograms. Be careful not to cross the lines. Tamam, yaptım işte. Ha, anladım. Anladım, tamam. Benzer işaretleri eşleştireceğiz ama şey yapmayacağız. Bir saat kadar falan sürmüş olabilir ama çözdük. Security breach mi? Yok, okey. Demek ki böyle bu dünyada parlayan glitch'li şeyler bulabiliriz. Bunları bulursak... Bunları bulduğumuzda şey yapabiliyoruz. Okey, burada bir şey koyuyorlar falan diye sandım ama... O glitch'li nesneleri çözdüğümüzde, bulduğumuzda gerisi halloluyor zaten, o sorun değil. Ne oldu oğlum? Neydi o? Monty? Ay, çok kötü bir yerden geçeceğiz. Aa, Vani Network'ünde. Wow, Vani Network'ünde, Vani ağında garip bir varlık algılıyorum. Lütfen bu varlıktan, bölgeden çıkmasını istedim. Teşekkürler. Bu işe yaramazsa AR modundan çıkabilirsin yani. Anladım. Yani diyor ki sürekli AR modunda kalmanın da şeyleri var. Demek ki her zaman maskeyi takmak iyi bir çözüm değil. Çok kullanışlı bir maske. Ay, bu ne be? Abi, kamera. Aa, hep aynı yere bakıyor bu kamera. Bir tane kamera var. Şu an bu maske dünyasındaki garip varlık kim acaba, onu da merak ettim. Hocam, seni deaktive edeceğim, üzgünüm. Kapattım. Maskeyi kapattım. Garip varlığın beni takip etmesine gerek yok. Aha. Hah. Seni bir deaktive edelim. Mesela bunu hallettik. Başka ne var? Burada da başka bir şey daha olmadı. Ne oldu? Yine bir takıldı. Eyvah, bir şey mi olacak? Ne olacak? Böyle anksiyete yapmaya başlıyorum burası böyle çıldırdığında. Aa, ne oluyor lan? Ondan uzak dur diyor. O diyor şey. Monty'nin buna cevap verdiği bir şey oluyormuş. Anladım diyor. Şunları takip et şey için. AR modundaki varlık uzun süre kaldığında, biz maske gerçekliğinde uzun süre kaldığımızda o yabancı varlık geliyor. Yabancı varlık gelince bu sefer kötü şeyler kalıyor. Şimdi o yabancı varlık geldiğinde ise bu sefer bizi yakaladığında Monty'ye sinyal yolluyor. Bak, bu burada artık falan diye. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ha, sen misin acaba? Hayır, ha sensin. Oh, güzel. İyi, 2'de 2'yi hallettik. O
AR modunda sadece ihtiyaç duyduğumuz kadar kalmamız lazım. Anladığım kadarıyla. Okey, şimdi sendeyiz. Ah. Güzel. Bu ikisini bağlayacağız. Şöyle. Bu kadar. Ulan burada bir tane daha var. Burada hep atılmış oyuncaklar var. Hiç hayra alamet değil bunlar. Ben bu oyunda bir şeyleri becerebilmek veya becerilerimin sıranmasını istemiyorum böyle. Lineer bir şey istiyorum artık. Bana dümdüz korku oyunu versinler. Bana Walking Sim korku oyunu versinler. Yeter bu kadar. Hah. Bir tanesi bu. Hocam. Wow, şu an... Frame rate çok kötü. Bir diğeri kim? Bir diğeri... Hah. Oturmam gerekiyormuş. Mesela bu bir kablo. Bir diğeri kim? Bir diğeri de şu. O zaman şu an bütün şeyleri hallettik. Bu oyunun acaba bütün gameplay'i bu şekilde mi gidecek? İlginç bu oyun. Acaba ne zaman zorlaşacak? Okey, şu an o kapının artık açılmış olması lazım değil mi? Şu an o kapı artık açılmıştır. Yani bence o kapı artık... Şşş! Tamam, tamam, geliyorum, geliyorum. Onu görürsen diyor, uzaklığını korun, mesafeni korun. Teşekkürler. Ay, daycare diyor ya. Daycare. Aman, güneş olacak orada yine. Şey, ay ve güneş olacak. Sun and moon olacak. Nefret ediyorum onlardan. Çok creepy ya. Hakikaten çok creepy onlar. Hocam seni kapatacağım. Çok özür dilerim. Seni kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Ama seni kapatabiliyorum. Ne oluyor acaba sizi kapatınca? Eskiden buralara kaydederdik işte, ne güzel. Artık kaydedemiyoruz. En son Özhan kaydetti, onu hatırlamıyorum bu arada. Ben koşmayayım çünkü koşmam gerekecek belli ki bir noktada. Ben çocuğum değil mi? Aynen, bayağı kısa kalıyorum çünkü. Bazı yerlerden eğilmem... Ay. Çok tatsız bir yer. Eyvah, 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 eyvah. Hah. İnşallah kaydetmiştir şu an diye düşünüyorum. Ha, buradan dümdüz geçebiliyoruz. Nasıl? Dümdüz FNAF deneyimine benziyor mu? Şimdi dümdüz FNAF bir şeyleri yaşayacakmışız gibi hissediyorum. Kapıyı açmaya çalış, kapamaya çalış gibi bir şeyler yaşayacakmışız gibi hissediyorum. Evet, değerli dostlarım, değerli ahbaplarım, çok teşekkür ederim. Bu videoda da, bu macerada da, bu korku, bu dehşet dolu serüvende de bana eşlik ettiğiniz için Five Nights at Freddy's Ruin devam edecek. Five Nights at Freddy's Ruin bütün görkemiyle, bütün şöhretiyle, bütün korkusuyla, dehşetiyle devam edecek. Bu yolculuğu birlikte yapalım isterim. Çok teşekkür ediyorum baştan izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.